the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to... Arkadaşlar, Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2008 model Honda City aracımıza MyWay marka 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızalı Android multimedya montajı yaptık. Montajı yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Ayrıca geri vites kamerası eklentisi yaptık. Aracımızı geri vitese taktığımız zaman hızlı bir şekilde kameramıza geçiyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dilerseniz cihazın kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum internetsiz kullanılan Aygo. İlk defa açtığım için öncelikle bir seçim ayarı istiyor. Navigasyonumuz açıldıktan sonra gideceğimiz yerin açık adresini veya ismini yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu da size detaylı bir şekilde göstereceğim şimdi. Kullanımı çok basit. Şu anda bulunduğumuz adresi gösteriyor. 187 cadde üzerindeyiz. Sağ alt köşeye tıklıyorum. Yeni rota diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar adres bölümüne tıklayıp gideceğim yerin adresini yazmam lazım. Örnek vermek gerekirse Yeni Mahalle Ragıp Tüzün Caddesi. Okeyledim. Kapı numarasını giriyorum son olarak. Kapı numarasını da seçtikten sonra hedef olarak seç diyorum. Navigasyonu başlat dedim. Cihazım beni sesli ve görsel olarak gitmek istediğim yere götürüyor. Çıkmak istersem de sağ alt köşeye basıp buradan çıkış yapmam yeterli. Ayrıca radyomuz var. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Yukarıda hızlı arama çubuğumuz var. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek birden 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızaya alacaksak üzerine bir 2 saniye basıp tutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kanalımızı buraya hafızaya alıyor. Radyo bölümünden geri geldim. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapabiliriz. Daha sonrasında telefon görüşmelerimizi artık cihaz üzerinden yapıyoruz. İstersek rehberimizi aktarabiliriz. Veyahut da Bluetooth üzerinden müzik de dinleyebiliriz. Bluetooth üzerinden müziği de yine kablosuz kullanıyoruz arkadaşlar. Müzik bölümümüz var. Cihazımızın 32 GB hafızası var demiştik. Bu hafızaya müzik ve video atabiliriz. Şu an kendi hafızasındaki demo müziklerini kullanıyoruz. Ses çıkışımız gayet iyi. 4x50 watt MOSFET çıkışımız var. Orijinal teybine göre %30-%35 hem performans hem de kalite olarak daha iyi bir ses çıkışı var cihazımızın. Burada seçmiş olduğum parçada ileri geri sardırma yapabiliyorum. Sol tarafta liste üzerinden de seçim yapabiliyorum. Cihazın iki ayrı USB girişi var. Torpido çekmiş olduğumuz. Bu USB girişleri üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp cihaz üzerinden bunları da sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi cihazımızda iki ayrı menü var. Birincisi şu an açmış olduğum sık kullanılanlar. Bir de tüm uygulamaların olduğu menümüz var. Buradaki uygulamalarda genelde internet bağlantısı gerekiyor. Onun için ayarlar bölümünden interneti göstereceğim size. Ayarlara girdik. Network'ü etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Wi-Fi arama yapıyoruz. Cihazımız ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine tıklıyorum. Şifremi giriyorum. Ve cihazım internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da burada arkadaşlar Google Chrome'da gezinti yapabilirim. Google haritaları kullanabiliyorum. Facebook kullanabilirim. İnternetin bağladığım telefonun ekranını Easy Connect uygulamasıyla cihaza yansıtabilirim. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa Play Store'dan indirip cihaz üzerinden kullanabiliyoruz. Bir sonraki sayfamızda Spotify'ımız var. Eğer bu programı kullanıyorsak sağlıklı çalıştırıyor. YouTube'dan da video seyredebiliriz. Cihazımızda aynı zamanda CarPlay özelliği var. CarPlay ve Android Auto. Bunun için de telefonumuzun, iPhone telefonumuzun USB kablosunu, şarj kablosunu USB teybin USB girişine bağlarsak bu yeterli. CarPlay'imiz aktif bir şekilde açılıyor ve ondan sonra CarPlay'i kullanmaya başlıyoruz. Ayrıca cihazımızda video da seyredebiliriz. Uygulamalar bölümünde videoya girdik arkadaşlar. Ekran kalitesi gayet iyi. 1024x600 HD panel, 4K videolara kadar destekler. QLED ekran kalitesi sayesinde istediğimiz açıdan gece gündüz bakabiliriz. Görüntü kalitemiz kesinlikle değişmez arkadaşlar. Yine şu an cihazın içindeki demo videoyu seyrediyoruz. İstersek harici bellek içindeki videoları da cihazdan oynatabiliriz. Arkadaşlar, cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'da iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.